Merhabalar, bir kıraathane kitap buluşmasında daha birlikteyiz. Bugün Zaven Biberyan'ın daha yeni, taze taze yayınlanan Mahkumların Şafağı kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Kimlerle sohbet edeceğiz? Editörü ve yayıncısı Robert Koptaş'la. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve değerli yazarımız, kıraathane okurlarının, KM4 okurlarının yakinen bildiği Behçet Çelik. Sen de hoş geldin abi. Milattan başlayalım. Zaven Biberyan kimdir? Bu Mahkumların Şafağı'nın yayınlanma hikayesi nedir? Oradan başlayalım sohbetimize. Yani 1921'de bir milat var. Zaven Biberyan'ın doğuşu. İşte 100. yılını aslında idrak ediyoruz. İdrak ediyoruz aynen. Ama belki de miladı 1998'e götürmek lazım. Yani Biberyan'ın Babam Aşkale'ye Gitmedi adıyla yayınlanan romanına, Aras Yayıncılık tarafından. Ermenicesiyle Mırçun Nelu Verçalıysu Jamanak gazetesinde yanılmıyorsam 1970'te 200 küsür gün, 284 gün kadar tefrika edildikten sonra kitaplaşamadan yazarın sağlığında kalmıştı. Daha sonra işte bir grup İstanbullu Ermeni sanatsever kadın Zaven Biberyan hasta yatağındayken 1984'te ona bir armağan olarak kitabı bazı ufak otosansür diyebileceğim müdahalelerle yayınlamıştı. Yani aslında Biberyan çok büyük olasılıkla kitabı gördü ama ölüm döşeğindeydi. Biberyan'ın bir yazar olarak Ermenice edebiyattaki önemini Aras Yayıncılığın kurucuları Mıkırdiç Margosyanlar, Ardaşes Margosyan, Yetfar Tomasyan bildikleri için onu Türkçe'ye çevirmek arzusundaydılar ve 1998'de dediğim gibi o günlerde varlık vergisi, bugün kulüp dizisi dolayısıyla konuşulduğu gibi o günlerde Salkım Hanım'ın Taneleri romanı vesilesiyle, Yılmaz Karakoyun'un ve filmi vesilesiyle konuşuluyordu. Belki bu o kitabın satış şansını, okuma ihtimalini artırır diye Babam Aşkale'ye Gitmedi adını uygun görerek yayınlamışlardı. Biz daha sonra Aras Yayıncılık olarak Biberyan'ın romanlarını yayınlamayı sürdürdük. Ama özellikle kitabın adını Karıncaların Gün Batımı'na, yani Özgün adının çevirisine çevirisini iade ettiğimiz baskıdan itibaren de Biberyan'a artan bir ilginin olduğunu gördük. Bu minvalde Hervé Georgelin, yani Paris doğumlu ama Ermenice, Türkçe, Yunanca bilen bir tarihçi, akademisyen Zaven Biberyan'ın romanlarını okumuş ve ondan çok etkilenmişti. Fransızca olarak kitaplarını yayınlatmak için çareler arıyordu. Çevirdi Meteliksiz Aşıkları ve Yalnızları, Karıncaların Gün Batımı'nı Fransızca'ya. Hermen'in Biberyan'ın ailesiyle, kızı Tilda Mangasar ve ailesiyle yaptığı temaslarda onun Fransızca yazdığı bir otobiyografinin varlığından haberdar olmuş olduk. Hermen sayesinde esasen. Çok heyecanlandık ve Hermen bu Fransızca otobiyografiyi, Biberyan'ın ana dili tabii ki Ermenice ve belki de ikinci dil olarak da Türkçe ama Fransızca'ya da çocuk yaşta çok hakim olduğu için ve yazı dili de birinci olarak Fransızca olduğu için Fransızca yazmayı tercih ettiği bir otobiyografi olduğu anlaşılıyordu. Her bir önce dizdi, sonra notlandırdı ve yayıncı aramaya başladı aslında Fransız dünyasında diyelim, Frankofon dünyada ama ne yazık ki romanların aksine bir yayıncı bulmak mümkün olmadı. Biz de bazı temaslarda bulunduk Fransa'daki dostlar aracılığıyla vesaire ama sonuçsuz kalınca Yetvar Tomasyan'ın, yani Aras'ın yine kurucularından, Yetvar Tomasyan'ın bir tür yayıncı inadıyla mesela benim muhalefetime rağmen Fransızca olarak çok sınırlı sayıda kitabı Aras 2019'da yayınladı. Aslında Toma abi haklıydı çünkü onu yayınlayınca otomatikman bunun Türkçesini de yapmamız gerekir fikri hakim oldu yayın evinde ve bu sefer de çeviriye başladık. Deniz Kureta çevirdi. Saadet Özlem'in redaksiyonda emeği var. Ben de elimden gelen yardımı emeği verdim. Yayın evindeki arkadaşlar da sağ olsun ve böylece Mahkumların Şafağı Biberyan'ın 1921'den başlayarak hayatını yanılmıyorsam işte 46-47'li yıllara kadar yani gençliği dönemi, çocukluğu ve gençliği dönemini anlattığı bir otobiyografi olarak Türkçe'de bir ay kadar önce yayınlanmış oldu. Evet, yani Mahkumların Şafağı ve Karıncaların Gün Batımı bir nevi aslında birbirini besleyen, birbirini tamamlayan belki de
metinler gibi de şey yapılabilir, görülebilir zannediyorum. Ama hala şeyin Biberya'nın hayatında bilmediğimiz bir takım bölgeler, alanlar söz konusu galiba. Yeni bir şeyler çıkacak mıdır, gelecek midir acaba? Yani onu Behçet'le de konuşuyoruz. Keşke dediğimiz çok şey var. Çünkü insan bu otobiyografinin devamını çok merak ediyor. Tabii ki Biberyan yazar kendisi romanlarında var. Yani onu ayrıştırmak çok mümkün değil. Ama ne kadarı gerçeklik, ne kadarı kurgu, bunun izleri sürülebilir. Sürmek için de evet otobiyografik metinlere herhalde çok ihtiyacımız var. Ama bu bir yerde kesiliyor. Kendisi 60'lı, 70'li hatta 80'li yılların başına kadar bu metni yazmayı sürdürmüş olsa da aralar, uzun aralar sokarak belki de araya o 1950 ve sonrasına bilgi olarak bu metin üzerinden ulaşamıyoruz. Bazı çıkarsamalarda tabii ki her zaman bulunabiliriz. Ama belki hani biraz böyle tartışmalı olmak adına, tartışma yaratmak adına da kendimi tutmayayım ve kitabın da editörü, yayıncısı olarak kitabın tarihsel, edebiyat tarihi açısından bir yazarın iç dünyasına giriş anlamında önemini teslim etmekle birlikte bu metnin aynı zamanda belli açılardan da kapalı bir metin olduğunu düşündüğümü söylemem lazım. Çünkü her ne kadar Biberyan bu metne bir muhasebe metni olarak yaklaşsa da, öyle kaleme aldığını söylese de, yaş 40'ı geçince geriye dönüp bakma isteği hasıl oldu diye başlıyor metne. Bu muhasebenin çokça kapalı bölgeler barındırdığını, bu çoğu bilinçli tercih olabilir, iradi bir şey. Yani bir takım mahrem alanlara girmek istemiyor olabilir. Bu çok da anlaşılabilir herhalde bir otobiyografi için. Ama aynı zamanda da kendini analiz ederken, çünkü bunu çokça yapıyor, kendi mizacını tarif ederken, bazı konularda benim ondan beklediğimden biraz daha derine inmekten, derine inemediğini, kaçındığını demeyeceğim burada, inemediğini, belki de yüzeysel kaldığını demem gerekir, düşünüyorum. Bir okur olarak, bir yayıncı olarak değil, tekrarlıyorum. Yani yayınladığımız kitap, bu metin son derece değerli. Bir yazara yaklaşmak, onun dünyasını anlamak adına. Tarih açısından, Türkiye Cumhuriyet tarihi ve oradaki Ermenilerin yeri ve o Ermenilerin yerini içeriden anlatan, dünyayı da bilen, dünya algısı, antenleri açık bir yazarın otobiyografisi olması hasebiyle bence çok kıymetli. Ama Biberyan'ın romanlarında, öykülerinde çok derinlemesine yaptığı bir takım analizleri, ruhsal çözümlemelerin, toplumsal çözümlemelerin, aileye dair çok iyi didik didik ettiği meselelerin kendi metninde, kendi hayatının aktarıldığı metinde bu nitelikte yapılmadığını düşünüyorum. Burada bir kaçınmadan ziyade belki psikanalitik diyeceğim bir takım zorluklar, rol oynamış olmalı diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da hani Biberyan'ın otobiyografisi diye benim şahsen bir yine bir ok olarak iştahla metne yumulurken, yumulmaya başladığımda beklediğimi o anlamda bulamadığımı, belki bir keçi boynuzu tadı aldığımı da teslim etmem gerekiyor bence. Peki ama orada bir küçük şey yok mu biraz da? Şu geliyor aklıma çünkü. Senin Biberyan'a bir yer verin yazında, işte Biberyan'ın aslında işte aksi bir adam olması, ki işte hayatında başına bunlar gelmiş bir adam, aksi olmayacaktı da ne olacaktı diyorsun o yazıda. Tam da işte yani o kadar aksi ve başına bunların geldiği bir adam da kendini böyle ferah feza bir roman karakterini analiz etmedeki mesafenin verdiği rahatlıkla yazamıyor gibi geldi bana mesela okurken. Daha şu başımdan geçenleri bir kayda geçireyim de sonrasına bakarız gibi bir motivasyonla sanki o masanın başına, o defterin başına gelmiş gibi bir his uyanmıştı bende metni okurken. Çok fragmantal, çok anekdotal ilerliyor çünkü. Evet, ben de tam da senin hatırlattığın ve orada da yazdım, başka birkaç yerde daha yazdığım gibi. Yani Biberyan'ın hep bize yansıyan fotoğraf böyle aksi, katı bir imaj. Ve bunu da tabii ki bazı travmalara, onların çözülmemiş olmasına bağlıyoruz kaçınılmaz olarak.
Ve orada bir empati de geliştiriyoruz. Ve orada da aslında Türkiye ile Ermeni'nin hikayesine dair çok simge, bir simge hayat buluyoruz. Ama burada belki şunu söylemek gerekir. Az önce Behçet söyledi, aslında referansla söylemem gerekir. Biberler'in kendisiyle ilgili, kendi hayatıyla ilgili yapamadığı şeyi aslında belki edebiyat alanında daha iyi yaptığı, bu çareyi orada bulduğunu düşünebiliriz. Ama ağzımdan, yine psikanaliz dedim, ağzımdan kaçış kelimesi çıkıyordu. Belki de bu edebiyatın onun için bir kaçış olduğunu, kendinden de, kendi hikayesinden de bir kaçış olduğunu düşündürüyor Metin. Çünkü bence bazı yerlerinde fazlaca kibir var. Bazı yerlerinde fazlaca megalomani var. Kahramanlık sendromlarına kapılmış olduğunu görebiliyoruz. Ve bunlara dair farkındalığının da ne kadar derin olduğuna dair işaret ben çok bulamıyorum. Yani kendisini analiz ederken dürüst olacağım deyip, ben hiç kahramanlık yapmayayım deyip ama her şeyi kendi başına yaptığını, her şeyi onun yaptığı, her şeyin çok büyük etki uyandırdığını, her anlamda haklı olduğunu çok güçlü şekilde savunan, kendi kendine savunan, çünkü yayınlanması için yazmadığını düşünüyorum bu metni. Belki bir yerlerde bir arzu olarak evet, ama en azından düzenlenmemiş metin olarak karşımızda. En azından bu haliyle. Evet, dolayısıyla ham ve törpülenmemiş, editlenmemiş bir metin olarak kendini yansıttığını, orada da işte bu dediğim tırnak içinde komplekslerin çokça göründüğünü, bunu bu anlamda bakınca da benim Biberyan'a önceki durumdan, yani bu kitabı okumadığım halden biraz daha uzak hissettiğini söylemem gerekiyor sanırım. Peki. Yani az önce Behçet demişti de, ama programdan önceki muhabbetimizden aslında bahsediyorduk. Şimdi Biberyan son yıllarda hayatımıza girdi. Aslında Yalnızlar Türkçe'de Payel'de 98 diyesim geliyor. Payel 60'larda. 70'ler. Yani ama 76 öyle mi? 76. Ama yani bunca yılı boyunca görmemekte sistematik bir şekilde şey yapmışız, dirayet göstermişiz. Yeni yeni hayatımıza, edebiyat görgümüze bir Zeven Biberyan girmeye başladı. Sendeki etkisi neydi senin için bir yazar olarak, yeni bir Türkiye'li yazarla tanışma deneyimi? Yani aslında tabii Aras Yayıncılığa bu anlamda büyük şey borçluysa tekrar bastılar, yayınladılar, tanışmamızı sağladılar ve hakikaten bizim edebiyatımızdaki bir boşluğa bir müdahaledir bence bu. Kesinlikle. Doğrusu ben 98'de Babam Aşkele'ye gitmedi çıktığı zaman kitaptan haberdar olmuştum. İşte o televizyon dizisini seyretmiştim, konuyla ilgiliydim. Aras'ın kitaplarını da yakından kendimce takip ediyordum ama o kitabı okumadım. Aslında sonradan düşündüm. Yani Babam Aşkele'ye gitmedi başlığı bende bir anı roman, bir biyografik roman izlenimi bırakmış. Evet. Ve belki içim kaldırmayacağı için okuduğumda uzak durmuşum ondan. Fakat orada şey var, Babam Aşkele'ye gitti değil, gitmedi olması ilginç aslında. Evet. Yani orada ben uyanmalıydım. Uyanmadım. İşte zaten bu okuma tercihlerimiz hani çok anlık, rastlantısal tesadüflerle ilgilidir. Tesadüf deyince Mahkumların Şafağı'nda hayatının pek çok kritik anında tesadüflerin, şansın kendisinin lehine gittiğini anlatır Biberyan. Bende de şöyle bir tesadüf olan, hem tesadüf hem değil. 2019'un başında kitabı yayınladıkları dönemde az önce senin söz ettiğin Robert'in yazısı yayınlandı. O yazıyı okur okumaz ben bu kitabı okumalıyım dedim. Aslında kitabın orijinal adının Karıncaların Gün Batımı olduğunu biliyordum ve adı beni çarpmıştı. Merak da ediyordum ve Robert o yazıda aslında işte az önce söylediği küçük otosansürlerin de telafi edildiği ve yani eksiksiz tam metne ulaştığımızı söylemişti. Ben Karıncaların Gün Batımı'nı okur okumaz peşinden diğer iki kitabı da okudum. 2019 benim için çok kitap okuyabildiğim bir yıl olmadı çeşitli nedenlerle. Sene sonuna doğru Yalçın Armağan benden bir panelde konuşmamı istedi. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı'nın 60. yılı, 59 basımlıdır ya. Onunla ilgili hani Türk Edebiyatı'nda Aylak Adamı'nın karşılığı ya da yeri vesaire gibi bir şey, ama çok da sınırlı bir zamanda benden
şey istemişti. Ben Aylak Adam'ı tekrar, ancak romanı tekrar okuyacak bir zamanım oldu ve yıl içerisinde 3 tane Biberyan okumuş olmanın da etkisiyle, tesadüfle kastettiğim bu. Ben orada kendimce Yusuf Atılgan'la Zaven Biberyan'ın kimi yakınlıkları olduğu üzerine spekülasyonlar yaptım ama oldukça yüzeysel ama yani böyle kimi noktalarda benzerlik vardı, kimi böyle mekanda, kimi olay örgüsünün kimi kırılma yerlerinde vesaire. Ama bu benim aklımda kaldı hep. Yani ben ikisini daha detaylı çalışayım istiyordum. Bu yaz öyle bir çabaya kalkıştım. Gene bir yazıyı evrilememekle birlikte başka bir yazı oradan çıktı. Notos'un Biberyan dosyasındaki yazı benim o çalışmamın sonucu oldu. Şimdi o zamandan beri ben hani Biberyan'ın Türkiye edebiyatındaki yerini düşündüğümde işte tam gerçekçi anlatının sona erip modernist anlatının başladığı döneme tekabül etmiş gibi geliyor. İşte bu da nedir? İşte Hüsat Obener'in, Nezihe Meriç'in o eş zamanlı, onların yaşıtı gibidir de Biberyan ve onlarla oldukça eş zamanlı bir şekilde bunu yazdığını düşünüyorum. İşte Karıncalar'ın Gün Batımı'nda özellikle hazır cevaplar yok. Sorular çok fazla. Bireyin karanlık noktalarına çok yönelme var. Bir yandan anlatının dili de bence modernist anlatıya oldukça yakın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Fatih Uslu bir tweet atmıştı. O da Türkiye'de modernist edebiyatı artık Biberyan'sız tartışmak mümkün değil mealinde bir şey sarf etmişti. Onu da burada belirteyim. Mesela Karıncalar'ın Gün Batımı'yla Aylak Adam'ın benzerliği hiç alakası yok diyen de olabilir ama ses de anlatı tekniğinde bir bana yakınlık var gibi geliyor. Mesela Karıncalar'ın Gün Batımı'nda Barrett şöyle dedi, şöyle düşündü diye gider ama bazı kritik yerlerde serbest dolaylı anlatıma da kayar. Ve orada o cümle, Barrett'in cümlesi mi, dış anlatıcının bu cümlesi karışır ve buralarda kritik gibi noktalar vardır. İşte bunlar tam da Türk yazarların da benzer anlatıyı kurdukları döneme denk geliyor. O yüzden ben Karıncaların Gün Batımı, şimdi Mahkumların Şafağı'nı okuduğumda Robert'in yaşadığı düş kırıklığını yaşamadım. Ben keşke devamı olsa, keşke biz edebiyatla ilgili düşüncelerini de bilsek. Yani Zaven Biberyan kimleri okudu da edebiyatını bu şekilde kurdu? O dönemin Türk yazarlarını ne kadarını takip etti? Yani Karıncalar'ın Gün Batımı ikinci yeni çağrıştırmıyor mu? Evet. Ya da romanın içerisinde bir yerde bir uçurum esniyordu der. Şimdi buralardan bakınca yani şiirle alakası neydi? Bunların cevabı maalesef şimdilik diyelim. Uğramışsın ayak kırıklığına işte. Farklı sebeplerle. Bir yandan tabii Robert'in söylediklerine katılıyorum. Özellikle hani iki cümle sonra kendisiyle çeliştiği yerler var ama mesela ben orada bir boşluk var şeyde Mahkumların Şafağı'nda. O boşluk da bence yaban attığı bir boşluk değil. Yani o boşluğun varlığı da bize bir şeyler söylüyor olabilir. Daha 18-19 yaşındayken tuttuğu notlardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü kitapta sınırlı yerde de olsa doğrudan o yaşlardaki defterinden anıtlar yapıyor. Hayatının üçe bölündüğünü söz ediyor. Bir mahrem hayatım vardı diyor. Bir işte o dönemde bir gençlik tutkusuyla bir Ermeni milliyetçiliğine bulaştı. Fakat tek başına hiç kimseye tek bir sır vermeden mücadele, kendince bir mücadele veriyor. Bir de kamusal yönü olduğunu söylüyor. Şimdi ikinci kısım bayağı anlatıyor yani şunu yaptım kilisenin duvarına yazı yazdım vesaire. Fakat bir de mahrem hayatım vardı dediği mahremi bize açmıyor. Orası hala mahrem. Fakat romanlarına baktığımız zaman yani Barrett'in Karıncaların Gün Batımı'nın baş kahramanı Barrett'in hayatına giren kadınları sırasıyla ya da ardışık olmasa bile anlatışı, Lulay'la ilişkisinin inişi çıkışı vesaire aslında hani cinselliğin ya da karşı cinsle ilişkinin çok
karanlık dehlizlerinin farkında olduğunu ve bunları didiklemeyi gösteriyor. Bir yandan da işte Robert hani kaçıştan söz etti. Belki de kaçtığı yerden yakalanıyor. Yani evet. Edebiyatı onun kaçtığı yerden belki de yakalıyor. Evet. Ya da edebiyatında yer vermediği kısmını mı otobiyografisinde i̇şte, yazıyor? Otobiyografi ne zaman yazdığını bilmiyoruz. Hani kitaptaki dipnotlardan Robert daha iyi bilir. Yani bazı ipuçlarından 70'lerde, bazı yerleri 80'lerde yazdığı anlaşılıyor. Şimdi Karıncaların Gün Batımı'nda 1970'te tefrika edilmiş. Ama günü günle mi yazmış yoksa yazılmış bir metni günü günle mi yayınlamış onu da bilmiyoruz. Ama romanın bütünlüğü bana, bende yarattığı izlenim öyle günü günle yazılmış gibi değil. Yani bitmiş, teşekkür etmiş bir metni parçalayıp yayınlamış gibi geliyor. Evet. Dolayısıyla 70'ten de biraz geriye gideceğiz. Karışık bir süreç o bence. Yani kaçma ve yakalanma belki eş zamanlı da olabilir. Bir yerde kaçtığında öbüründe yakalanıyor. Şeyi bilemiyoruz yani tabii. Büyük boşluklar var. Ki ömrünün son işte bir ne diyeceksek artık 10-15 yılında yazarlıktan geri çekilme gibi bir durum da var. Yani evet, muhtemelen bir yandan bu metne Mahkumların Şafağı'na çalışıyordu, yazıyordu ama artık işte yeni roman veya öykü yayınlamayı bırakmış bir kalemden de bahsediyoruz. Evet, onun yani nedenini de tam olarak bilmiyoruz. Ya da biliyor muyuz? Evet, yani o çekilme... Çok iyi bilmiyoruz, doğru, ama speküle edebiliriz. Yani bir geçim derdi tabii her zaman. Hı. Çok ciddi yaşamış Biberyan. Çevirileri sanırım belki 70'li yıllarda çevirileri var. Dolayısıyla çeviriye daha çok eğildiğini söyleyebiliriz ama bildiğimiz kadarıyla, yani hep bir temkin koyuyorum çünkü belki de bir yerlerden gerçekten bir şeyler çıkacaktır. Ama Karıncaların Gün Batımı'ndan sonra ki bu metni de böyle çok aralarla Mahkumların Şafağı'nı yazdığını, dolayısıyla asal yazma işlemi içinde olmadığını öngörebiliriz. Evet, bir şey üretmemiş. Çevirilerle uğraşmış. Belki geçimlerde meseleleri, medarı, maişet motorunu işletmek için uğraşmış olabilir. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani Biberyan'a bir yer lütfen derken, yani o tabii benim için çok çok önemli bir yazıydı. Çok çok böyle hem Biberyan'a bir yer, hem de kendi hayatımda Biberyan'a bir yer, kendi hayatımda kendimi bulmak ve kuşaklar arası belki yine o yeri iyi kötü kurabilmek, bağlantıları kurabilmek gibi bir şey vardı. Bu seviniyorum ki gerçekten o, yani yayınladığımız kitaplar sayesinde ve insanların teveccühü ve merakı sayesinde Biberyan'ın eserleri okunuyor, konuşuluyor üzerine. Ama gerçekten de Mehmet Fatih Uslu'nun söylediği gibi, Behçet'in anlatıldığı gibi, Behçet'in ve başkalarının söylediği gibi Biberyan'ın artık Türkiye edebiyatında, dolayısıyla Biberyan'ın anlattığı, Biberyan'ın meselesi olan meselelerin nerede olduğu, nerede olmadığı üzerine de tartışmak gerekiyor. Biberyan ancak böyle yerini bulacaktır ve o yer sadece Biberyan'ın yeri de olmayacaktır. Yusuf Atılgan da Biberyan gibi 1921 doğumlu ve ister istemez ben de bu yakınlarda okudum Behçet'ten etkilenerek, hatırladım, tekrar okudum Yusuf Atılgan'ı. Bazı benzerlikler bulmak gerçekten mümkün. Kuşaktaş olmaları itibariyle. Hı. Aşağı yukarı aynı yaşlarda belki çok benzer kişisel dertlerin, varoluşsal dertlerin içine düşmüş olmaları itibariyle. Belki tanışmış olmaları bile itibariyle, bilmiyoruz. Ama hep şunu hissediyorum. Hazal Alavut'a burada referansta bulunmam gerekiyor. Elif Şafak ilk bir Zabel Esehan'la Halide Edip'i beraber düşünmek önerisinde bulunduğunda, bu iki kadın yazarın, iki öncü kadın yazarın hayat hikayelerini birbirlerini teyellemeye, hatta biraz da iç içe geçirmeye çalıştığında ve bu çağrısı 2005'te sanırım Ermeni konferansında, o Bilgi Üniversitesi'ndeki olaylı konferansta o çağrısı karşılık bulmuştu. Ve biz Türkiye'de henüz Zabel Esehan'ı doğru düzgün okumadan, eserleri Ermeniciden Türkçe'ye çevirmeden çok fazla sayıda yazı bu paralelliği, bu iki yazarı bir arada anmayı çok kolaycı bir yoldan yapmıştı. Ben Yesehan'ın, Biberyan'ın veya Türkiye'de onlar gibi yani mağdun, mağdur diyebileceğim kategorilerden insanların ve hatta bunlar yeni eğer keşfediliyorlarsa kolaylıkla
o tip karşılaştırmaların konusu olmaması gerektiğini, biraz bunlar buralarda temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Benzerlikler bulacağız. Bu çok da doğal çünkü aynı dönem, aynı toprak, aynı insan. İnsan ham maddesi dünyanın her yerinde iyi kötü aynıdır. Ama Ermeni deneyiminin ve bence de Biberyan'ın anlatılarındaki temel motivasyonlardan biri oradaki travmanın dışa vurulamaması ve onun bastırılmışlığının yarattığı ezilmiş ruhlar, paramparça olmuş ruhlarla ilgili her şeyden çok tabii ki Türk yazarlarda olmadığını, yani Türkiye'li Türk yazarlarda olmadığını düşünüyorum. Bu çok ciddi bir fark yaratıyor, olmalı. Bunu tam tarif edemem muhtemelen ama biliyorum, yani sezebiliyorum. O yüzden buralara bakmamız gerekiyor ve bu karşılaştırmayı yaparken de özellikle Türk yazarlarda ya da Türkiye edebiyatında, Türkçe edebiyatta Ermenilerin veya diğer benzer grupların diyeyim nasıl temsil edildiğine bakabiliyoruz çeşitli şekillerde. Ama nasıl temsil edilmediklerine, yani o boşluk, sessizlik dediğimiz yerlere bakmanın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İspatlayamam. Ama Yusuf Atılgan'ın mesela Ermeni meselesindeki sessizliğin 3 romanını baz alarak söylüyorum. Yani Yarım Kalmış Canistan'da dahil. Öykülerini çok iyi bilmiyorum. Ama bu konuda sessiz kalmasının bize aslında çok şey söylediğini düşünüyorum. Ve o sessizliğin üzerine gitmek işte doktora öğrencileri, edebiyat araştırmacıları için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve o sessizlikte biz Biberyan'ın ruhunu paramparça eden şeyin Türk yazarlardaki karşılığını görebiliriz diye tahmin ediyorum. Biberyan bunu anlatmaya çalıştı bence. Yani eserleri her şeyden önce bunun üzerine kurulu. Ama dışarıda ifade edemediğini, Türkçe ile çok zor ifade ettiğini, sansüre uğramış değil mi? Filme çekilmesini istemiş ama geçmemiş ki. Sadece ona mahsus bir durumda değil tabii. İçe dönük olarak, içeriye dönük olarak, yanındakine, ailesine, kendi toplumuna, Ermenilere, Ermeniliğine dönük olarak adeta kendini içeriden patlatarak anlatmaya çabasının, oradaki deliliğin 1915'le soykırımla, felaketle, birbiri ardına gelen felaketler der, çok ilgili olduğunu ve Türkçe edebiyatında bu konuda bayağı sessiz olduğunu, bunların birbirini tamamladığını söyleyebilirim. Evet, maalesef öyle bir şey var. Dönüp dönüp Biberyan'ın o şey sözü var ya, Ermeni olmamak imkansız. Tam yani dönüp dönüp o cümleye çarpıyoruz gibi geliyor. Mesela Yusuf Atılgan'la bir işte paralellik pekala kuruyoruz. Ama mesela Yusuf Atılgan'ın da son dönemlerinde Moda'da yaşıyordu. Yani aşağı yukarı yakın, aynı semtteler en azından. Ve birbirleriyle galiba hiç tanışmamış olmaları yahut Tanzimat'tan beri aslında devam eden hep o dönüp dönüp sorduğumuz, yani Ermenice gazeteler çıkıyor, işte Türkçe gazeteler, dergiler vesaireler çıkıyor. Ama bu insanlar nasıl oluyor da anılarda vesairelerde en azından birbirleriyle tanışmamış bile olabiliyorlar? Bu koca bir herhalde cevaplayamayacağımız bir soru gibi geliyor bana. Belki yani, Türkiye İşçi Partisi'nde tanışmış olabilirler gibi geliyor bana. Yani gene de hani yani, edebiyat mahfilleri değil ama siyasi mahfiller bu anlamda bir parça daha. Ama oradan da şey yok mesela. Yani elimizde zaten değil. O konuda hani arşivler de çok bilgimiz dahilinde değil ama tabii sonuçta Ermenice yazan bir edebiyatçıyı bir Ermenice bilmeyen Türk yazarın takip etmesi de kolay değil. Yani karıncaların gün batımı tefrik edildiğinde onu nereden takip edecek? Ama mesela işte hani Yalnızları kendisi Türkçe'ye çeviriyor, evet, uyarlıyor ya da yeniden yazıyor, ne diyeceksek artık ona. Ama o zaman da yine evet, çok bir şey yok. Yani bir tanışmama şeyi var, hali var orada. O kesinlikle öyle yani. Öyle bir temassızlık var yani onun. Şükür bugün bir parça aşılmış gibi geliyor bana. Ya zaten hani Atılgan bir örnek. O kuşaktan başka pek çok yazarda da şey vardır. Ya da işte İstanbul'daki azınlıklar Türk edebiyatına daha çok Ne Güzel Komşularımızdı nostaljisi dahilinde. Evet.
girmiştir. Yani o can alıcı yanıyla, mağduriyetleriyle azdır ama işte diyelim ki bir Hulki Aktunç'un 6-7 Eylül pogromuna doğrudan bir kitabın ana konusu olarak aldığı metinlerde mevcut. Ama 1915 biraz daha farklı bir yerde kalıyor, şey yapmıyor. Yani Robert'in çekincelerine katılıyorum. Fakat kimi benzerlikleri de hani tesadüf mü? Evet. Ya da aynı çağın insan olmak. Yani şeyde Tehlikeli Dönüşler'de Orhan Koçak Yusuf Atılgan'ın üzerine anlatırken onun işte varoşçuluk ve Marksizm'den beslendiğini bir parça şey yapar. İşte tam işte 60'lar Türkiye aydınının hatta bütün Avrupa ve dünyada olduğu gibi. Yani şimdi şeye baktığımızda da yani Biberyan'da da bir pardon varoluşçuluk ve daha sonra Freudçuluk yani şeyin Orhan Koçak'ın vurguladı. Biberyan'da da onu ben seziyorum. Yani bu buralarda bir şey yapmış, okumuş, yoğunlaşmış. Bunun satır aralarında görebiliyoruz. Bir yandan da demin imkansızlıklardan söz ettim. Bana imkansızlıklar anlatısı gibi geliyor şey. Karıncaların gün batımı. Yani baştan itibaren Nafa askerliğinden döner ama terhis imkansızdı der. Başka daha sonra eve dönüşün imkansızlığından söz eder. Bir yerden sonra arzunun tatmininin de imkansız olduğu noktasına geliriz. Arzunun tatmin imkansızlığı Aylak Adam'a döndüğümüzde o da çok merkezi bir şekilde karşımıza çıkar. Ya da bir başka şey benzerlik benim dikkatimi çeken Aylak Adam'ın babası sen adam olamazsın diyor. İşte bir bunun yarattığı bir travma çok bir belirgindir. Barit Tarhanyan'da büyüyüp erkek olmamı istiyorlar ama ben istiyor muyum bakalım gibi bir serzenişi vardı. Yani böyle bir aynı çağın aynı şeyi ama esas olarak bence başta dediğim yani o bir hikayeyi anlatma, bir hikaye içindeki boşluklarla yürütme, bir hikayede karanlıkları da bize sezdirme yanıyla şey yapıyorlar. Bir paralellikleri var. Yani ne anlattıklarının yanında ve ne anlatmadıklarının tabii ki nasıl anlattıkları da bence bir benzerlik taşıyor. İşte o yüzden de ben merak ediyorum. Hani Biberyan kimleri okudu da böyle bir edebiyat noktasına geldi. Evet, o şeyin Nişanyan'ın ön söz metninde söylediği o sürekli olarak o travmanın dilini bulabilme, çözebilme gayreti, çabası içerisinde bir yandan da yani Biberyan'ın bütün belki de yazarlık kariyerini aslında bunun üzerine kurmaya çalışıyor. O travmayı, o yaşananları nasıl dile getireceğiz? Nasıl hakikaten dile getirebileceğiz? Söyleyebileceğiz? Onun üslubunu, ortamını nasıl kurabileceğiz? Yani Nişanyan bana başka bir şey çağrıştırdı. Onu şey yapayım. Nişanyan o Meteliksiz Aşıkların ön sözlüğünde o romanın iki genç aşığının sürekli takip edilmesinden giriş, söz eder. Bir röntgenciler tarafından nereye giderlerse takip edilmektedirler. İşte aslında o metaforik olarak Türkiye'li Ermenilerin sürekli göz altında tutulmasının karşılığıdır. Ben ister istemez hani Atılgan'a döndüğümde de şunu görüyorum. Aylak Adam Güler'le öpüştüğü zaman Güler'in pencereyi kapatmak istemesinden rahatsız olur. Yani başkalarının bizi seyretmesinin ne önemi var? Seyrederlerse seyretsinler. İşte Robert'in dediği gibi yani çok temel farklı. Daha da düz bir şey yapacağım, benzetme. Güler'le Mirgün'e yani Emirgan taraflarına gittiklerinde onları da iki tane röntgenci aynen çok meteksiz aşkı andırırcası takip eder. Doğru. Ama Aylak Adam röntgencileri döver. Ama Sur ve sevgilisi kaçmak zorunda kalırlar. Yani işte Türkiye'de Türk olmakla Ermeni olmanın farkını belki bu buradan da görmek mümkündür yani. Evet, ben de buna benzer şeyler söyleyecektim. Yani işte bence Yusuf Atılgan'la mesela bir tür karakterlerini, baş karakterlerini erkektirler, gençtirler.
yani birer flanör olarak düşünebiliriz. Yani şehirdedirler, gezerler, antenleri açıktır ama ama orada bile yani surun mesela Meteliksiz Aşıklar'daki hangi baskılar altında olduğuyla Atılgan'ın karakterlerinin aslında ne kadar şehirde bile daha rahat hareket ettiklerini düşündüğümüzde veya ikisinin çok net bir kadın meselesi vardır. Yani kadının aynı zamanda bir arzu ama aynı zamanda bir nefret objesi olması, bastırılmış cinsellik. O cinselliğin ama metinlerde ifade edilişi Yusuf Atılgan'da böyle çok ferah fezadır. Zaven Beryan ise neredeyse utanarak bahseder. Ne olduğunu bile anlamayız. Bir şeyler vardır ama Meteliksiz Aşıklar'da biraz daha kadın bedenine arzu biraz daha serbest ifade edilir ama Karıncaların Gün Batımı'nda Baretink'i çözemeyiz bile nasıl olduğunu. Burada da bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani hakimle, burada tırnak içinde kullanıyorum bu kavramları, hakim unsurdan olanla mahkum unsurda olanın erkekliklerinin de aslında kadına belki nefrette ya da kadına duydukları o sorunlu arzuda ortaklaşsalar bile farklı tezahür ettiğini görebiliriz. Ve burada da yine etnik diyemeyeceğim ama yani yaşananlardan kaynaklı, tarihsel travmalardan kaynaklı farklılıklar olduğunu görebiliriz. Ve böyle bakarsa pek çok şey görebiliriz eminim. Bir imkanı hatırlatmak isterim yani bu anlamda. Hani o sessizlik, birbirini tanıma tanımama, kompartmanlar halinde yaşama, yani Türk edebiyatının, Türk yazarların, diğer yazarların, Ermenice yazanların diğerlerinin farkında olmaması meselesinde. Yine Mark Nişanyan'a referanslı örneğin, yani 1900, tam da 1909'da Adana katliamından sonra Zabile Seyhan'ın yazdıklarıyla, mesela Halide Edip'in yazdıklarının aslında aşağı yukarı ortak bir dünya görüşü içinden olması anı. Yani 1908 ikinci meşrutiyet sonrası aslında bir Osmanlı barışının bir tür mümkün görünmesi bir tarihsel anda bir ihtimaldi. Yani Yesayan ağıt tutuyordu, Halide Edip özür diliyordu. Faillerin Abdülhamit yanlısı oldukları kabulüyle. Ama işte yine Hazal Alavut hatırlatıyor ki sonra bir şeyler oldu. Yani 1915 yaşandı, soykırım yaşandı. Sonra o yollar ayrıldı. Zabel Esteyan mesela gitti başka bir hikaye yaşadı. Ama Biberyan kaldı. Burada kalanla da o yollar bir daha ne kadar kesişti veya kesişmedi. 1913'te işte bizim yayınladığımız bir kitap. Yakınlarda da yeni baskısını yaptık. Ermeni Edebiyatı Numuneleri diye bir kitap. O dönem Ermeni yazarlardan, öykücülerden Servet-i Fünun dergisinde Osmanlıca olarak yayınlanmış, yani Osmanlıca'ya çevrilmiş öyküleri Sarkis Srenç çevirmiş ve Osmanlıca, özür dilerim, derlemiş ve Osmanlıca olarak İstanbul'da 1913'te Ermeni Edebiyatı Numuneleri kitabı yayınlanmıştı. Ben bunu böyle yaklaşık 20 yıl kadar önce Beyazıt Halk Kütüphanesi'nde çalışırken tesadüfen keşfettim bu kitabı ve çok heyecanlanmıştım. Çünkü tam da bizim Aras Yayıncılık olarak yaptığımız şeyin kompakt bir hali 1913'te 8 yazarla 4 tane de Türk Müslüman yazarın övgü yazılarıyla, yani adı önemli isimler, Mehmet Emin Yurdakul gibi. Bu edebiyattan habersiz olmalarının ne kadar talihsiz olduğu, bu edebiyatın ne kadar güçlü olduğu yönde övgülerle yayınlandığını fark ettim. Tam da 1915'in arifesinde, öncesinde böyle bir ihtimal belki de vardı. Soykırım başka pek çok şeyin yanı sıra bu ihtimali de ortadan kaldırmış oldu. Ve tekrarlamak pahasına şunu söylemek istiyorum. Yani 6-7 Eylül varlık vergisi, evet, hepsi evet, hepsi oradaki baskıların da çoğu zaman görmezden gelindiği, yok sayıldığı, sessizleştirildiği bir tarihe sahibiz Cumhuriyet döneminde. Edebiyat da bunu pek az yansıttı, Türkçe edebiyat. Ama soykırım meselesinin, yani 1915'in Türk yazarlar için, Türkiye'li Türk yazarlar için, önceki kuşaklardan daha çok bahsetmeyeyim. Bugün ayrı bir değerlendirmeye tabi tutabiliriz çünkü artık mesele çok daha fazla konuşuluyor ve biliniyor. Ama o dönemdeki sessizliğin ben sadece bilmemekten ibaret olmadığını ve bir tür suçluluğu ve bilinçli bir, en azından bilinç altından gelen bir bilinçle, bilinçli bir tercih olduğunu, o suçluluğun getirdiği yine bir kaçış olduğunu
düşünüyorum ama bunu da ispatlayamam gerçekten. Çok çalışmak lazım çünkü. Evet, yani bir tür sükut suikasti gibi bir şey var orada. Durum söz konusu anlaşılan çünkü. Ve bu da tırnak içinde Türk'ü, Türk yazarının dertlerini, Türk yazarının ürettiği edebiyatı çok şekillendiren bir şey kaçınılmaz olarak. Yani sessiz kalarak sadece ondan uzaklaşmış olmuyorsunuz. O sessizlik aslında bizzat sizi belirleyen bir şeye de dönüşüyor. Burada şöyle anlaşılmak istemem. Yani Türkçe edebiyatın, Türkiye edebiyatının kökünde bu mesele vardır demiyorum. Tabii ki bir sürü başka mesele vardır. Bir sürü toplumsal, insani, siyasi, kültürel mesele tabii ki var. Ama bu da burada çok yok sayılmış, çok unutulmuş ve unutturulmuş bir mesele ve çok da önemli bir mesele diye düşünüyorum. Evet, yani burada dönüp şey sahnesi geliyor. Galiba Karıncalar'ın gün batımındaydı. Sonlarda bu işte adaya geri döner ve o aile evinin halini görür. Bahçe duvarı yıkılmıştır, dış dünya içeri girmiş. Tam aslında bir öyle bir durumun üzerine, yani sanki o karenin, o imgenin üzerine Biberyan bütün külliyatını kuruyor gibi geldi bana o şeyi, sahneyi okuduktan sonra. Yani o ev tam da işte bütün o Ermeni tarihini, bu topraklardaki yaşanılanı vesaireye gösteriyor ama sürekli olarak dış dünya o içeriye giriyor ve işte Biberyan gibi insanlar o bütün huysuzluklarıyla kendilerine bir kabuk örmek zorunda kalıyorlar. O biraz da edebiyatın içinden geçiyor herhalde. Yani bir yerde aslında hani edebiyatın bir farklılaştığı noktadır da bu. Yani iç dünya anlatıları öne çıkmakla beraber o iç dünyaya dışın nasıl müdahil olduğuyla beraber en azından bizim ülkemizdeki edebiyatta 50'lerden sonraki şey daha çok böyle kurulmuştur. Yani daha işte tırnak içerisinde bireyci bir edebiyattır ama o bireyin sıkıntıları toplumsal arka planı olmayan toplumsal dertlerden yalıtık da değildir. Tabii. Yani o anlamda aslında hani dışın içeriye müdahalesi metaforu ya da o Biberyan'ın kurgusu aslında yaptığı edebiyatı sana katılıyorum. Çok şey yapıyor yani işte Sur belki en az Ermeni olan kahraman. Hatta babasının cemaatle ilgili işlerine şey yapar, küçümser, Ermenice gazetelerde çıkan yazılarla alay eder vesaire. Ama hayatı olduğu gibi aslında o şeyle beraberdir. Yani dışarının kendi iç dünyasını nasıl erozyona uğrattığının hikayesidir. Kendisi farkında olsun olmasın. En azından yazar okur olarak bize bunu geçiriyor gibi gelir bana ve bu anlamda da ben Biberyan'ın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani Karıncalar'ın gün batımında 1915'ten pek bahis yoktur. Çok örtük olarak şey yapılır. Yani ne kadar para kazanırsan kazan, alırlar onu senden diyen dayısı ya da işte amcasının söylemlerinde vardır ama bir yandan da şeyi yani anlatmadan anlatmak, yani hani bir edebi hünerse onun çok zirve noktalarından biri gibi de gelir bana şey. Ve romanın kapanışı da o anlamda şeydir. Manidar. Çok manidardır diyeyim. Evet, yani bir yanıyla da aslında koca bir İstanbul yazarıyla da karşı karşıyayız. Yani Ermenice edebiyatın 20. yüzyılının en önde gelen ismi, evet, Türkiye edebiyatının artık yeni yeni fark ettiğimiz, keşfettiğimiz değerli, kıymetli bir ismi ama aynı zamanda da İstanbul açısından baktığımızda da ciddi anlamda bir tarihi tanıklıklar şey yapıyoruz, gözlemliyoruz. Yani çoğu Türk yazarında karşılaşmadığımız bir takım İstanbul ayrıntıları Biberyan'ın metinlerinde bütün ayrıntısıyla, bütün açıklığıyla, zenginliğiyle karşımıza ya burada geliyor. Mesela şöyle bir şey benim dikkatimi çekmişti. İşte İstanbul'un içinde çok farklı hayatlar var. O çok farklı hayatlar bir şekilde anlatılır. Ama işte Biberyan'da diyelim ki kalabalıkların şehirdeki akışını
aynı mekanın günün farklı iki saatinde anlatır. Yani işçi sınıfının sokaklarda olduğu saatle onların evlerine döndükten sonra işte eğlenmek için pereye çıkanların şeyi. Yani bunun benzeri yoktur. Yani evet, o İstanbul'un büyük çelişik sınıfsal çelişkisini vurgulayan çok vardır ama farklı mahallelerdeki farklı hayatların paralel anlatımıyla. Evet. Bu ise işte, böyle Fatih Harbiye falan filan. Gibi, ama burada aynı şekilde yani Karaköy'den Beyoğlu'na çıkışın iki farklı saatte aslında iki tane farklı dünya olduğunu gösterme açısından hakikaten yani bir İstanbul romanı olarak bence onu ayrıcalıklı bir yerde görmemizi sağlayan bir nokta da budur bence. Kesinlikle, yani roman tekniği, anlatım tekniği açısından da muhteşem bir şey var orada. Keşif var, icat var. O anlamda dönüp zaten Biberyan'ı şeye rağmen, editörüne rağmen övmeye devam edeceğiz. Ama sanırım romanına itirazı yok. Yok, itirazı yok. Başımın üstünde yeri var. Biberyan'ın kendisinde tabii ki. Evet, bence de yani İstanbul'da olduğunu unutmayalım Biberyan'ı yani. Hani hayatı boyunca İstanbul'da yaşamış. 3 senelik Beyrut, ki hiç de iyi anmıyor Beyrut parantezi dışında. Evet, orada diasporaya bayağı bir yükleniyor. İstanbul'da büyümüş, yaşamış bir yazar. Bir anlamda da İstanbul aşığı bir yazar. Yani deniz aşığıyım diyor ama İstanbul'u tabii ki çok iyi biliyor Biberyan. Bir anlamda o sınıfsal antenlerinin de açık olmasının da bence Behçet'in dediği gibi etkisi var. Zaten Karıncaların Gün Batımı'nı da öyle okuyabiliriz. Yani ben şey gibi şeyi çağrıştırıyor bende. Yani Barrett'in şehirde ve hayatın içinde, o hayatın içinde tutunamaması adeta yani Kadıköy'de başlayan bir hayat ama Kadıköy'de bile bir sokak aşağıda olmak, bir sokak yukarıda olmak çok şey fark edebiliyor. Sınıfsal olarak her şeyi değiştirebiliyor. Günlük hayat pratiklerini değiştirebiliyor. İşte bu tarafa geçildiğinde Karaköy, Beyoğlu, Beyoğlu'nun arka sokakları, oradaki o koltuk meyhaneleri, izbe yerler, sonra Haliç'teki sonra atölyeler, işte Tophane, atölyeler, çalışma hayatı, fabrika, Tophane'de neticede işte muhtemelen esrar ya da bir başka uyuşturucuyla beraber adeta şehrin onu kanalizasyonundan dışarı attığı hikaye aslında böyle haritalandırılsa bugünkü tabirle veya bugünkü uygulamalarla orada çok güzel bir tabakalaşma da görürüz. Zaten bence kitaptaki çok güzel, Karıncaların Gün Batımı'ndaki çok güzel cümlelerden biri, Ermenicesini söyleyeceğim. Gyanka Hekyat Çevor Palyambeloyu Zavu Guka Tophane diye sorar. Hayat hikaye değildir ki, Palyambelo'nun denizi Tophane'ye gelir mi? Palyambelo işte Viranbağ, Büyükada'daki çok güzel bir koy. Hala insanlar oradan denize gidiyorlar ama Biberyan'ın çocukluğunun, gençliğinin geçtiği zamanda ne kadar berrak bir su olduğunu tahmin edebiliriz. İşte Tophane'de bugünkü Tophane gibi muhtemelen kirli bir su. Biberyan bunu o anlamda belki Ara Güler güzel tarif eder onu. Ara Güler'in bildiği anlamda şehri. Yani işte sarhoş olup bir sokağın köşesinde çiş yaptığın, tabii, aşık olduğun, küfrettiğin, dayak yediğin şehirdir senin memleketin, yerdir senin memleketin der. Biberyan o anlamda gerçekten çok buralı bir yazar. Tamam, hakikaten. Peki ama Mahkumların Şafağı'nda da, Karıncaların Gün Batımı'nda da çok göremediğimiz, okuyamadığımız, en azından kendi kaleminden okuyamadığımız bir de Biberyan'ın bayağı aktivist, politik bir tarafı var. Hatta Feyzan Kürkçüoğlu'ndu galiba. Biberyan aynı zamanda da yani Hrant'la da şey yaparak, eşleştirerek Türkiye'deki Ermenilerin kaderi içerisinde baktığımızda bu anlamda da bir devamlılık olduğunu pekala görebiliyoruz diyor. Aynı zamanda da bir devrimci, bir sosyalist, komünist olarak da aktif bir şekilde tipte, Sosyalist Parti'de yer alan bir isim. Şeyi de vurgulamak lazım. İstanbul Belediye Başkan Yardımcısı oluyor. Yani belediye meclisine seçiliyor. Meclis. Türkiye İşçi Partisi'nden ve başkan yardımcısı oluyor. Yani bu hakikaten üzerinde durulması gereken bir nokta bu da. Evet, işte yani hani bu, yani evinden çıkmayan bir adamdan bahsetmiyoruz. Gayet ortalıkta aktif, politik olarak da yer alan bir adam ama işte bir türlü o Türk yazarlarla Ermeni yazarlar nasıl oluyorsa şey yapamamışlar, kaynaşamamışlar o dönemde. Orada koca bir şey var, boşluk. Benim şöyle bir yorumum var. Tabii yorum ister istemez yorum olarak kalıyor, yani eksik kalıyor. Tabii. Keşke Karıncaların Gün Batımı biraz daha devam etse de biz Biberyan'ın o bir sosyaliste dönüşme hikayesini daha kendi ağzından bilebilsek.
Ben onun hani o ilk gençlik ihtiraslarıyla diyeyim, Ermeni milliyetçisi olması, kendi başına bir Ermenistan kurma hayali ve bunu da devrim diye anıyor. Evet. Ona da dikkat çekerim. Ama yani bir gerçekten sağ bir dünya görüşü içerisinden tipte milletvekilliği yapmaya kadar, gelecek kadar. Ama mesela Mahkumların Şafağı'nda Avidis Aleksanyan'a referansla, ki o dönemin 40'lı yılların TKP'sinde aktif olduğunu biliyoruz ve Noror gazetesinde de Ermeni sosyalist önemli rolü olduğunu biliyoruz. Türk solcularla beni tanıştırdığında hani farklı bir şey gördüm. Burada kompleksiz konuşuluyordu, eşit konuşuluyordu gibi bir şeyler anlatıyor. Evet. Orada dolayısıyla bir kıvılcımın çaktığını düşünebiliriz. Ben Biberyan'ın sosyalistliğinde aslında yine tabii bir sosyalist dünya görüşüyle beraber, yani dünya hepimizin dünyası ve hepimiz aslında birlikteyiz diye kabaca özetleyeceğim şeyin, Ermenilik-Türklük meselesinde bir barışma ihtimali açısından cazip göründüğünü de hissediyorum. Buna kendimden yola çıkarak da, kendi solculuğumdan gelerek de varabiliyorum. Onda da onun işaretlerini görebiliyorum. Yani sosyalizm kanalıyla esasen yeni bir dünya kurarak, o yeni dünyada eşit olma hayali aslında bir barışma hayali. Sen istediğin kadar yaralı ol, istediğin kadar ayrımcılığa uğramış ol, istediğin kadar hikayen bir mağduriyet hikayesi olsun, orada bir barışma ihtimalinin olması sana iyi geliyor. Çünkü sağaltıcı bir şey var burada. Ben Biberyan'ın çeviri yapmasını da böyle görüyorum. Yani ne yapıyor? Ermenice'ye çeviri yapmıyor. Evet, o çok enteresan. Türkçe'ye çeviri yapıyor. Yani Türkiye ile okul, Türk okul için esasen, o gün Türkiye'li denmiyordu büyük ölçüde. Türk okul için yaptığı bir şey ve dünya görüşüne yakın romanları da çeviriyor. Dolayısıyla orada bir ortaklaşma ve yan yana gelme arzusunun olduğunu görüyorum. Keşke dediğim gibi bunu kendi hikayesinden duyabilseydik. Onun umudunun ne olduğunu. Orada acaba başka umut kırıcı şeyler olmuş mu? Yoksa belki biraz daha barışık mı gitmiş acaba öte dünyayı Biberyan? Tabii merak ediyorum. Yani şeyde, Mahkumların Şafağı'nın da sonlara doğru cezaevi dönemi böyle bir mikro örneğini veriyor. Hı. Yani orada bir komünist işçinin Ermenilerle ilgili sözlerini duyduğunda, ben bir Türk'ten ilk defa bunları duyuyorum diyor. Peşinden başka bir namlı sosyalistin gavur diye söz etmesinde de içerleniyor. Yani bir mikro bir evren olarak yaşadıklarının bir ipucu belki bu kısa sekansta da mevcut yani. Komünist üretme fabrikaları diyor. Aynı hatta canım, şey için. Evet. Peki Noror'un lafı geçmişken, Biberyan'ın yazılarıyla ne zaman okurlar olarak buluşacağız acaba? Yayıncısını bulmuşken soralım. Yani arkadaşımız Sevan Değirmencihan daha çok vakıf. Yani Ermenice basını o daha iyi taradı. Biberyan'ın Ermenice gazetelerde kalmış yazıları var. Bunların bazıları günlük siyasi analizler, bazıları dünyanın farklı yerlerindeki meselelerle ilgili haber derlemeleri. Henüz bunların bir kitap bütünlüğünü oluşturup oluşturmayacağını bilmiyoruz ama çalışacağız muhtemelen. Şimdi sırada Biberyan'ın öykülerini Zova adıyla, Deniz adıyla, ki kendisi de o adla yayınlamıştı, Ermenice olarak yayınladık. O Türkçe'ye çevrildi. Onun redaksiyonunu yaptıktan sonra Türkçe olarak öykülerini yayınlayacağız. Böylece aslında edebi eserleri tamamlanmış olacak. 22 hepsi, başları diyebiliriz herhalde. Başları olmaz muhtemelen. Şimdi Tom abi bana kızabilir bunu görürse, ama biraz zaman alabilir. Elimizde başka işler de var ama 2022'de kesin yayınlanır. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra da o işe girişebiliriz. Belki önce yine Ermenice olarak, sonra Türkçe olarak. Umarım mesela Tilda Mangasar'ın, Tilda Hanım'ın, Biberyan'ın kızının babası hakkında yazdığı ufak bir anı yazısında kendisi kız, yani çocukken babasının kendisinin büyümesi sürecinde tuttuğu notların olduğu bir defter olduğunu mesela öğrenmiş oluyoruz. Bir o defteri de görmek lazım. Belki başka bir açıdan o da yayınlanmaya değer bir şeydir, ilginçtir, olabilirse ne ala. Dolayısıyla Biberyan'dan belki de bir şeyler daha gelir diye, yani o tesadüf dediğimiz şey, bir şeyler daha her umarım çıkar bir yerlerden. Noror'la ilgili şunu söyleyebilirim. Feyza Kürkçüoğlu'nun kurduğu köprü gerçekten geçerli bir köprü bence de. Yani Noror
işte tek partili dönem biterken 45'te, daha doğrusu işte yeni partilerin kurulması, sosyalist gazetelerin yayınlanmasına izin verilmesi, bu arada mesela Ermenice tiyatro yasağının kaldırılması gibi gelişmeler olurken İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Türkiye'de böyle adını koyarak sosyalist olarak yayınlanmış bir Ermenice gazete. Biberyan'ın da içinde olduğu, başka Aram Pehlivanyan gibi, Sarkis Keçiyan Zanku gibi, Vartan İhmalyan, Jack İhmalyan kardeşlerin, başka pek çok dönemin genç entelektüelinin, sosyalist entelektüellerin içinde yer aldığı bir yayın. Ve sosyalistlerin yanında aynı zamanda Ermenilerin dertlerini, Ermenilerin uğradığı ayrımcılıkları da cesurca ifade eden, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin içinde yayınlanmış Ermenice gazetelerden ayrışan bir yayın. Maalesef 1,5 sene kadar sürmüş bir hikaye o. 46'da kapanıyor gazete. Diğer solcu gazeteler, Türkçe ve sendikalarla beraber. 46'da kapandıktan 50 yıl sonra 96'da Hrant Dink ve arkadaşları Agos'u kurdular. Ve evet, sol, sosyalist ama Ermeni kimliğini de, Ermeni olarak yaşayan o kültürün de taşınmasına, devam etmesine aracılık eden, geçmişle yüzleşme talep eden, hak eşitliği talep eden, vatandaşlık hakları talep eden bir yayın olarak, maalesef işte o darbeler o kadar sert oluyor ki, yani 1915'ten söz ettik ama 46'dan sonra Ermenilerin biraz olsun kendini toparlayıp bu cümleleri kurabilmeleri için 50 yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla o köprü doğru bir köprü. Üstelik de Hrant Dink'in nasıl öldürüldüğünü de hepimiz biliyoruz. Yani her zaman gerçekten 10 yılda bir Biberyan'ın kanıcıların gün batımında söylediği şekilde bir felaket geliyor ve bir anlamda Ermenilere konuşma hakkı, haklarının olmadığını hatırlatıyor, sınırları hatırlatıyor. Bu anlamda bu isimler tabii ki Biberyan, Hrant Dink ve onlarla beraber hareket etmiş olanlar, onlar gibi olanlar gerçekten çok cesur da bir iş yapmış oluyorlar. Evet, kapanışa doğru aslında şu geliyor aklıma. Biberyan'la Türkçe edebiyat okurları olarak yeniden tanışmamız itibariyle Türkçe edebiyatın kendisine de farklı bir şekilde bakmaya başladık sanki. Daha açık bir zihinle, daha geniş bir perspektiften belki de bakmaya başladık. Yani işte Atılgan'da aklımıza gelmeyen bir takım ayrıntılara daha yakından artık bakma ihtiyacı duyuyoruz. Galiba bir de Biberyan'ın hani Ermenice edebiyatın bir zenginliğini paylaşıyor olmamızın ötesinde böyle de bir şey oldu, etkisi oldu bizim okurluğumuza en azından. Ya tabii bir de yine bu aslında bir Aras Yayıncılığı'nın Türkçe evet. kitap yayınlamasının bir şeyi. Mesela ben az önce söz ettiği 1913 Ermeni Numuneleri kitabında çok heyecanlanmıştım. Evet, evet. Peşinden Kikor Zohrab'ın öyküleri yayınlandığında o yıllarda Türkçe yazılmış öykülerle paralel bunların okuması dedim. Hatta aklıma evet. Fahri Celal Göktulga geldi. Yani ama bir an yani hakikaten sadece Biberyan'a özgü olan bir şey değil. Yani bu topraklarda yazılmış Türkçe olmayan metinleri biz Türkçe okuyabilenler okudukça yani kendi tarihimizi, kendi edebiyatımızı evet. Kendi kimliğimizi de aslında şey yapıyoruz. Yani bu, hani sadece bir Ermeni kimliğinin kendisini bulması bizim Türk olarak da kendimizle yüzleşmemizin de bir şeyi vesilesi oluyor. Müteşekkiriz bu yüzden. teşekkür ederim. Yani ben biraz ileriye gideceğim mesela. Hı-hı. Kafamda fazla spekülatif olacak ama bunu kabul ediyorum. Yani yanılmayı kabul ediyorum. Canistan'ı okurken işte birkaç gün önce bitirdim daha. Onu da okumamıştım. Yani orada baş karakter Yusuf ve işte arkadaşlık ettiği ağasının oğlu olan, adını hatırlamıyorum şu an karakterin, işte büyürler ikisi de ama gururu kırılmıştır. Çünkü o ağanın oğlu olduğunu ona hissettirmiştir ve terk edip gitmiştir. Sonra ise bir çete reisi olarak geri döner ve ondan sakladığı altınların yerini söylemesini ister. Belli ki ortada altın yoktur. Ama buna rağmen, bunu artık aslında hissetmesine rağmen o hıncıyla ona ağır işkence ederek onu öldürür. Yani karnını yarıp
içine kızgın yağ dökecek kadar. Arkadaşları ya bu biraz sebepsiz oldu falan derler ama yine de o hınçla o cinayeti işler. Sonra çok suçluluk duyar ve sonuçta kendisinin öleceği bir maceraya atılır ve gerçekten de ölür. Ama ben burada işte neredeyse kan kardeş gibi iki yakın arkadaşın, bu aşırı yorumladığımı hatırlatırım tekrar. Yani Türklerin ve Ermenilerin bir gurur meselesinden dolayı yollarının ayrılıp sonra sebepsiz bir şiddetle ve ağır işkencelerden geçerek bir halkın ortadan kaldırılmasının ve bunun sonucunda da oluşan suçluluğun işaretini görüyorum. Burada yanılıyor olabilirim ama pekala böyle okunabileceğini düşünüyorum. Atılgan'ın bunu kastedip kastetmediğinden bağımsız olarak. Dolayısıyla hikayenin başında söylediğim gibi yokluğun kendisi bana Türkiye edebiyatında, Türkçe edebiyatta Ermenilerin var olduğuna dair çok şey söylüyor ve bu Türk edebiyatında temsil edildiği şeklinde Türk kimliğinin tamamlayıcı bir parçası bence. Dolayısıyla Türkçe edebiyata ya da Türkiye edebiyatına bakarken Ermeni yazarlara bakmamıza pek gerek yok. O yazarların metinlerinde Ermenilerin ya da Rumların diğer grupların nasıl geçtiğine de bakmamıza gerek yok. Onların nasıl geçmediğine baktığımız zaman daha çok şey görürüz diye düşünüyorum. Evet, yani orada Atılgan hakikaten bunu kastederek mi yaptı? Çok bilmemizin imkanı yok ama yani Türkiye'nin tarihine, bu toprakların tarihine baktığımızda ne bileyim, Türk Arnavut şeyi için de Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemleri için neredeyse onların ilişkisi için bile bu şey yapılabilir, söylenebilir. Dolayısıyla tarihimizde bunun maalesef fazlasıyla şeyleri var, örnekleri, karşılıkları var. Süremizin sonuna geliyoruz. Dolayısıyla daha üzerine yeni kitaplar geldikçe Aras yayınlarından konuşmaya, tartışmaya, irdelemeye, didiklemeye hatta devam edeceğiz. Katıldığınız için, geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ben haddimi lütfen aşma pahasına bir şey daha söyleyeyim mi? Yani çok kendimi güvenli hissetmediğim bir alan olmadığı için çok konuşamıyorum o konuda. Ama ilk okuduğumdan beri Biberyan'ı, bu yani Biberyan'ın erkek karakterlerinin kadınlarla olan ilişkisi üzerinden çok ciddi bir feminist okumaya tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bu pek yapılmadı maalesef. Ama Karıncaların Gün Batımı ve sonrasında bu yeni bir dalga, yani Biberyan şimdi aslında gerçekten okunuyor diyebiliriz. Dolayısıyla buna da çok ihtiyaç var. Fırsattan istifade biz Aras Yesehan Salonu'nda bu yakınlarda muhtemelen ayın 25'inde bir etkinlik yapacağız. Süper. Orada buna dair bir oturum olacak. Tam şekillenmiş değil. Ama o oturumdan başlayarak veya başkalarının da yapacağı bir okumayla, yazacakları yazılarla Biberyan'ın bu anlamda da bir şöyle bir sarsılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Ondan not düşeyim. Ben de şunu eklemeyeyim. Biberyan'ın sarsılması aslında erkekliğin de sarsılması. Yani hakikaten çok şey kritik bir nokta. Onun, erkek kahramanlarının erotizmle, cinsellikle, anneleriyle ilişkileriyle vesaire çok önemli bir sorunsal onun şeylerinde, metinlerinde. Evet, o anlamda hani 50 kuşağıyla da bayağı bir ne derler, benzerlik, kader ortaklığı ya da paralellik ne diyeceksek artık gayet mümkün. Bu sohbetimizin yayınlanmasından demek ki bir 9-10 gün sonra bahsettiğin oturumda yine bir arada olacağız anlaşılan. Pekala, çok çok teşekkürler katıldığınız, geldiğiniz için. Bugünkü sohbetimizde Zaven Biberyan'ı şöyle tekrar göstermiş olayım. Mahkumların Şafağı ve Biberyan'ın diğer kitapları, külliyatı üzerine sohbet etmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere, herkese iyi akşamlar.